terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve işbirlikçilerine yönelik olarak da 1051 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bakanlık koordinesinde harekete geçildi. Mafya tipi suç örgütüne peş peşe operasyonlar yapıldı. Terörle mücadelemiz Mayıs ayında da devam etmiş, önemli sonuçlara ulaşılmıştır. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, Mayıs ayı bilgilendirme toplantısında konuştu. Çataklı, Mayıs ayı içinde mafya tipi organize suç örgütlerine yapılan operasyonların bilançosunu açıkladı. 30'u ulusal düzeyde, 13'ü bölgesel düzeyde, 315'i de yerel düzeyde olmak üzere toplam 358 mafya tipi, mafya tipi organize suç örgütü çökertilmiştir. 2021 yılında. Organize suç örgütlerine yönelik mücadele kapsamında yapılan 223 operasyonla 2778 şahıs gözaltına alınmış, 903 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. İç güvenlik operasyonları ilişkinde bilgi verdi Çataklı. Aralarında kırmızı kategoride aranan sözde Diyarbakır sorumlusu Agit Bismil Kod adlı Aydın Şimşek, yine turuncu kategoride aranan üç ve gri kategoride aranan 6 teröristle birlikte toplam 10 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiştir. Sözde üst düzey 10 terörist dahil Mayıs ayı içinde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 81 olmuştur. Bunların 64'ü PKK-KCK, 17'si ise DAEŞ terör örgütü mensubudur. Açıklamada uyuşturucuyla mücadelede önemli bir yer tuttu. Çataklı Bakanlığın etkili mücadelesine ilişkin rakamlar paylaştı. 15 Temmuz sonrasında müdahale edilen uyuşturucu olay sayılarında %57, yakalanan şüpheli sayılarında ise %46'lık bir artış olmuştur. 15 Temmuz 2016 sonrasında çökertilen uyuşturucu suç örgütü sayısı 392, işlem yapılan şüpheli sayısı ise 3483'tür. Uyuşturucu ile mücadelede alınan bu mesafe Uyuşturucu ile mücadele eden kadrolar içindeki feto yapılanmasının 15 Temmuz sonrasında ayıklanmasının ciddi sonuçlarını, etkilerini göstermektedir. Bakanlığın kadına şiddetle mücadele için geliştirdiği KADES uygulamasına ilişkinde değerlendirmeleri oldu Çataklı'nın. KADES uygulamasını şu ana kadar 2 milyon 2.308.296 kişi indirmiş olup uygulama ile bugüne kadar 142.961 ihbar alınmıştır. Bugüne kadar elektronik kelepçe, kelepçe tedbir kararı verilerek takibi yapılan vakalarda kadın cinayeti meydana gelmemiştir.